olarak. Hakikaten de çok büyük yardımımız oldu derneğe. Bunun için size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, söz almak ister misiniz? Lütfen. Çok değerli dostlar, Kudanya'mızın güzel insanları, siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanlarımız, değerli temsilciler, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, Kudanya Yardımlaşma Derneği'nin değerli başkanı, değerli üyeleri ve saygıdeğer hanımlar, saygıdeğer beyler. Ben de hepinize en samimi duygularımla selamlıyorum, sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Evet, inşallah genel kurulumuz hayırlı, uğurlu olsun ve hayırlara vesile olsun. Ve buradan gerçekten değerli Sahip Bey, sahip geçici, örnek bir insan. İşte burayı da doldurduğundan belli, buradaki havadan belli. Kendisini bir defa da alkışlayalım. Bu işi severek yapıyor, bu işi isteyerek yapıyor. Ve Mudanya için, bölge için, köyler için gece gündüz koşturuyordu. Bizleri de koşturturdu. Şimdi gene koşturturdu. Çağırdı, ille geleceksin dedi. Gene koşarak geldik. Demek ki getirebiliyor. Evet, gerçekten bu büyük başarı. Bu herkeste yok. İşte bu siyasetin ruhu. Bu işe yatkın insanlar. Evet, bu iş gönül işi. Evet, halkı sevmek, insanları sevmek, insanların hizmetine koşmak. Erdemli insanların işi, fedakar insanların, cefakar insanların işi. İşte o da böyle bir şey. Ve bizler de bu konuda tabii ki bize düşen koşturmak. Bizler şanslı insanlarız. Böyle güzel berderde, cennet gibi Mudanya'da yaşıyoruz. Güzel Bursa'da yaşıyoruz ve cennet ülke Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle ülkelerde yaşamak şans ve böyle bir şehre, böyle ülkeye de, böyle bir millete de hizmet etmek bizler için büyük bir onur. Allah'a şükür her yerde hizmetlerimiz oldu. Bursa'nın içinde 3000'den fazla eserimiz oldu. Her yerde Mudanya'da da sahip beyler de, arkadaşlar da, işte ilçe başkanları, meclis üyeleri hep beraber koşturduk. Köylerin yollarından sahillere giriyordum eski yıllarda ve burada atıklar denizin üstünde yüzüyordu. Bunlar ancak tabii ki bu yatırımlarla birlikte giderildi. Hatta Mudanya'nın tüm sembolleri de bizim elimizden geçti. Mudanya mütareke binası dahil. Ne mutlu bizlere. Evet, Allah fırsat verdi, hizmet ettik. Şimdiden sonra da fırsat verilenler de bu hizmetleri devam ettirecek. Bizler de fırsat bulduğumuz kadar yine bu desteğe de devam edeceğiz. İnşallah her zaman yanınızdayız. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz. Genel kurulumuz hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sanırım Murat Başkanımıza bir plaket sunacak Sayın Başkanımız. Sayın Başkanım. Sizin de çok hizmetleriniz oldu. Size de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Esentepe Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kapalı Hocamıza başkanım bir plaket. Buradayız. Rasim Yılmaz abicim başkanım, sizlere bir plaket takdim edecekler. Buyurun. Süt kardeşim, süt abim olduğundan dolayı. Ben tebrik ediyorum derneğimize çok büyük yardımlarda bulunduruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii öyle. Eski Kurbaş Genel Müdürümüz Muhammed Gümüşsoy. Sayın Müdürüm, esas yok. Kurbaş. Ya babam efendim, nasıl hoş geldiniz. Sizler de sağ olun. Buraya da çok yardımımız dokundu hakikaten de. Akköy'ün kesim halinde falan çok büyük bir yardımımız oldu. Teşekkür ediyoruz. Başkanıma teşekkür ediyoruz. Herkese bütün yardım tabii başkan olmasa. Allah razı yaptı. Altyapı başkanım yaptı daha ne yapsın. Allah razı olsun sizden. Buradayız, buradayız. Saygılar olsun değerli misafirler. Dilek ve temenniler bölümünde söz almak isteyen Sayın Başkanım, kapanış olarak söylemek istediğiniz. Derneğimize yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Arif Bayrak kardeşimize de hoş geldin diyorum, teşekkür ediyorum. Tüm değerli misafirlerimize, değerli başkanlarımıza katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de Marmara Birlik Kudanya Kooperatifi olarak Sayın Başkanım her zaman yanındayız. Buyurun Başkanım. 22 Ocak'ta yapılacak
Marmara Kurulu, Marmara olan genel kurulunda Muyat'ın sizin yanınızda olduğunu buradan deklar ediyorum. Allah. Sahip geçici Adana'dan, Muyat Adana'dan. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bunu bize de getirdi Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Genel kurulumuz ilçemize, üyelerimize ve Mudanya halkımıza hayırlı uğurlu olun inşallah. Başarılarınızın devamını diliyoruz Sayın Başkanım. Sağ olun. Söz almak isteyen. Murat Hocam. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın MHP İlçe Başkanım, Meclis üyeleri, Sivil İnisiyatif Grubu'nun temsilcileri, CHP'nin de önceki dönem ilçe başkanları, sevgili Mudanyalılar, Muyat'ın efsane başkanı, sevgili kardeşim Sahin Gece. Seçim sandım haline girdiğimiz bu dönemde bizleri bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte 31 Mart yerel seçimlerinde ben de Mudanya Belediye Başkanlığı için aday adayım. Cumhur İttifakı adına biraz önce il başkanımız aradı. Yarın 2.30'da yapılacak olan toplantıda Mudanya Belediye Başkan adayı olarak partimiz. Ben de bunu sizlerle paylaşayım. İnşallah kavgasın, gürültüsün, böyle aşkla, şevkle, gönüllüyle, el ele huzurlu bir Mudanya'yı beraber inşa ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür başkan, sağ olun. Bu da büyük bir tevafuk oldu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Hayırlı olur inşallah başkanım. Adınıza da, Mudanya'mıza da. Başkanım. bir müsaadenimiz daha var. Hasta için mi aradılar? Sevgili başkanım oturmadan Sayın Başkanım size bir plaketi olacak. Mustafa Doğru'yu başkanımıza. Başkanım bir plaketimiz olacak size Muyat olarak. Başkanım hoş geldiniz tekrar. Süreç geniş olarak. Geçen senin ilk yaptığım sorumluluk yardımlarından dolayı. Geçen seneki süreç cemiyetimizde yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı bugün 71 çocuğa bonus takım hediye ettiğiniz için bu plaketi size vermekte gurur duyuyorum. Sağ olun. Buraya doğru Sayın Başkanım. Başkanım, lütfen buyurun. Evet, sevgili Divan, Büyükşehir Belediye Başkanım ve sevgili arkadaşlarım, hocalarımız da burada. Sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticilerimiz var aramızda. Evet, sevgili Muyat üyeleri, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, daha beraber geldik. Biraz önce Çağrışan'da muhtarımızın misafiriydik. Çağrışanlılar karşıladılar bizi. Sayın Bakanımızla beraber orada arkadaşlarımızla hem bir çay kahve içtik hem sohbet ettik. Oradan da söz verdik, dedik ki derneğin toplantısına mutlaka geleceğiz. Ve oradan ayağımızın tozuyla Sayın Bakanımla birlikte buraya geldik. Onun için bizi böyle güzel karşıladığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağ olun. Sağ olun, var olun. Tabii sivil toplum örgütü son derece önemli. Sivil toplum kuruluşlarının mutlak güçlenmesi lazım. Mutlak güçlenmesi lazım. Bakın, biz Nilüfer'de iki tane sivil toplum kuruluşlarının, sosyal derneklerin olduğu yer yaptık. Bir tanesinde 280 dernek bir çatı altında duruyor. 280 dernek. Bunların 20 tanesi 130 lira civarında sadece kira ediyor. Ama bunun yanında elektriği, suyu vesairesi falan hiç alınmıyor. Sadece o kadar ödüyor. Onlar odaları olduğu için. Diğer 260 tanesi hiçbir bedel ödemeden buradan faydalanıyor. Adresi de burası. Ve burada kalem işlerini biz yapıyoruz. Yani
kim arıyorsa o derneği danışmamızı arıyor. Danışmamız o dernekle iletişim kurmasını sağlıyor vatandaşlarımızın. Böyle bir hizmeti de veriyoruz. Yani öyle bir sistem kurduk. İkincisi 500 dernek bir arada bulunuyor. Ve 500 dernek şu anda tamamlanmadı ama tamamlanmaya devam edecek. Ve inşallah Mudanya'da da aynı şekilde ve ilçelerimizin tamamında bu tür oluşumları sağlamamız gerekiyor. Çünkü eğer derneklerimiz, ki ben biliyorum hizmet üretmek için amaçları doğrultusunda birçok sorunu aslında gidermeye çalışıyorlar. Destek oluyorlar, katkı sağlıyorlar. Sorumluluk alıyor yöneticilerimiz. Ama yer konusuna gelince yere kira mı ödesin? Yanında biri sekreter mi çalışsın? Telefona para mı ödesin? Ya da başka sorunları, suyu, elektriğini mi karşılasın? Bu gibi sorunlarla birlikte boğuşup gidiyorlar. İşte bunları ortadan kaldırmanın yolu 17 ilçede nasıl nedifarda varsa diğer 16 ilçede de bu tür dernek yerleşkeleri, dernek merkezleri oluşturup sivil toplumun gücünü ortaya çıkarmamız lazım. MİAD'ın da olması lazım burada bir yeri ve diğer derneklerin de olması lazım ve kendi aralarında da ortaklaşa proje üretip sinerji yaratıp topluma daha faydalı hizmetleri orada görmeleri lazım, uygulamaları lazım. Onun için ben özellikle bu konuda size bir yapılan projeyi bahsetmek istedim ama ben bu yadın hem yöneticilerini, başkanını ve yöneticilerini kutluyorum. Sosyal alanda çok önemli bir katkı sağlıyorlar. İşte geçen sene sünnet gibi ya da toplumun bazı ihtiyaç sahiplerine ulaşma gibi, bunlar devletin yapması gereken işler. Aslına bakarsanız belediyelerin üstlenmesi gereken işler ama derneklerimiz uğraşıyor. Derneklerimiz bunların üstesinden gelmeye çalışıyor. Cebinden harcıyor. Niçin? Vatandaşımız mutlu olsun. Vatandaşımızın sorununa çare bulalım diye. Onun için ben kutluyorum. Başkanım, yönetimi de kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada tabii bir toplantı olmuyor ama ben tabii biraz gecikerek geldim. Kusura bakmayın. Hemen üzerine geldiğimiz için affolunuz. Sizleri de dinleyeceğiz. Belki zaman zaman sorularımız vardır. Yani başkanımızı beklettik burada ama beraber çalışma imkanımız da oldu başkanımızla birlikte. İnşallah onların da düşüncelerinden faydalanacağız zaten. Biliyoruz başkanımızla. Sağ olsunlar. Beklettiğiniz için de bu sorumlu başkanım. Evet. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Değerli başkanım, çok teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz konuşmadan dolayı. Sevgili başkanım, eğer müsaade ederseniz kongremizi hayırlısıyla kapatalım. Bu kadar güzel bir ambiyansı yarattığınız için siz, yönetiminiz, derneğinize gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Her kesimden, her partiden, her görüşten insanın, her yerden, her mahalleden bir araya alması, bu şekilde bir araya bir cemaat oluşturması, ana temanın Mudanya ve hizmetler olması gerçekten çok çok önemli. Az önce de söylediğimiz gibi MUYAD'ın bütün tarafımızda her zaman yanındayız. Her türlü desteğe hazırız. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya hazırız. Başkanlarımızın da dedikleri gibi çok çok önemli sivil toplum örgütlerinin bu şekilde STK'ların çalışması ve desteklenmesi. İnanın bizler de hem Mustafa Bozbey Başkanımızdan hem Altepe Başkanımızdan çok çok destekler gördük kurum olarak. İnşallah bu tarz kurumlar desteklendiği sürece halka hizmet olacaktır. Halka hizmet de hakka hizmettir. Ben kongremizin camiamıza, Mudanya'mıza ve sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün misafirlerimize, çok değerli başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize ve başkanlarımıza, meclis üyelerimize, eski siyasi parti başkanlarımıza, muhtarlarımıza, bütün misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.